Merhaba değerli arkadaşlar. Sizleri Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi'ne bağlı bir program olan Eğitim Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı'na ilişkin bir takım kısa bilgiler vermek istiyorum. Gazi Eğitim Fakültesi'ne bağlı bir birim olan Eğitim Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı 22 Mart 2011 yılında çalışmalarına başlamıştır. 2012 güz döneminde ilk yüksek lisans öğrencilerimiz programa kabul edilmiştir. Bunu takip eden 2013 güz döneminde de doktora öğrencilerimiz ilk kez programa kabul edilmiştir. Peki bu programın misyonu nedir? Misyonumuz eğitim ölçme ve değerlendirme alanında alan uzmanı ve akademik personel yetiştirmek. Bu anlamda ülkemizin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan ihtiyacına cevap vermek misyonumuz budur. Peki kısaca programın genel amaçlarından bahsedersek nelerdir bunlar? Özellikle yüksek lisans ve doktora diye başvurmak isteyen arkadaşlarla ilişkili olabilecek amaçlar. Şimdi ölçme ve değerlendirme alanında özel ve kamu kurumlarıyla üniversitelerde görev yapabilecek uzmanlaşmış kişiler ve akademik personel yetiştirmek bizim yüksek lisans ve doktora programlarımızın aslında ana amacı. Bunun dışında kurumsal ve uygulama odaklı bilimsel çalışmalar yürütmek, bunun sonuçlarını toplumla paylaşmak, akademik ve sosyal çevreyle paylaşmak diğer bir genel amacımız. Yine bu alanla ilgili duyarlılık oluşturmak, bilgi paylaşımında bulunmak yine diğer bir önemli amacımız. Yine eğitim ölçme ve değerlendirme alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası projeler üretmek, bu projelere gerek yürütücü, gerek araştırmacı olarak katılmak yine anabilim dalımızın diğer önemli amaçlarından bir tanesidir arkadaşlar. Yine eğitimli ölçme ve değerlendirme alanı ile ilgili akademik birimler ve sivil toplum kuruluşları ile iletişim ve işbirliği içerisinde olmak da programımızın amaçladığı diğer bir genel amacı olarak ifade edilebilir. Peki bizim anabilim dalımızdan, eğitimde ölçme ve değerlendirme anabilim dalından mezun olan arkadaşlarımız hangi alanlarda çalışma imkanı bulabilirler? Hangi kurumlarda çalışma imkanı bulabilirler? Öncelikle Milli Eğitim Bakanlığı'na ilişkin, Milli Eğitim Bakanlığı'nın ölçme ve değerlendirmeye ilişkin birimlerinde rahatlıkla çalışma imkanı bulabilirler. Yine Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ölçme değerlendirme ilişkin birimlerinde rahatlıkla iş bulabilirler. Yine özel ve kamu ya bağlı öğretim kurumlarında, ilk öğretim, orta öğretim olmak üzere bu kurumlarda iş bulma olanakları oldukça yüksektir. Onun dışında Türkiye İstatistik Kurumu gibi kurumların bilim ya da danışma kurullarında iş imkanları mevcuttur. Yine üniversitelerin ölçme birimlerinde çalışma imkanları mevcuttur. Ve buna ek olarak da tabii ki gerekli koşulları yerine getirdikleri takdirde üniversitelerde öğretim üyesi olabilme imkanları bulunmaktadır. Peki biraz da programımızda bulunan öğretim üyesi sayısından bahsedeyim size arkadaşlar. Şu anda 6 profesör, 4 doçent, 1 doktor öğretim üyesi ve 12 araştırma görevlisi olmak üzere toplam 23 öğretim elemanı ile hizmet vermekteyiz öğrencilerimize. Şimdi bizim programlarımızın ve bu öğretim üyelerimizin bir özelliğinden bahsetmek istiyorum. Öğretim üyelerimizin her biri farklı üniversitelerden, Türkiye'de ve dünyada saygınlık gören üniversitelerde doktoralarını tamamlamış olan öğretim üyeleridir. Mesela önemli bir bölümümüz Amerika Birleşik Devletleri'nde yüksek lisans ve doktora öğretimi almış bulunmaktadır.
Örneğin hangi üniversiteler? Yurt içinden bahsedersek Hacettepe Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, yurt dışında Florida State Üniversitesi, Louisiana State Üniversitesi ve Chicago Loyola Üniversitesi'nde eğitimde ölçme ve değerlendirme alanında yüksek lisans doktora yapmış olan öğretim üyeleriyle öğrencilerimize hizmet vermekteyiz. Bu anlamda çalışma alanları ve eğitim-öğretim altyapıları oldukça dikkate değer diyebilirim. Peki öğretim elemanlarımızın çalışma alanları nelerdir? Eğitimde ölçme değerlendirmeye ilişkin çok farklı alanlarda çalışıyoruz. Hemen hemen aslında tüm alanlarda çalışmaya açığız. Özellikle yüksek lisans doktora öğrencilerimizin kendi ilgi ve yeteneklerinin uygun olduğu tüm alanlarda çalışmalarımız vardır. Genel olarak özetlemek gerekirse, klasik test kuramı, madde tepki kuramı, test eşitleme teknikleri, meta analizi, test geliştirme, tamamlayıcı ölçme değerlendirme, istatistik analiz teknikleri gibi farklı alanlarda öğretim üyelerimiz çalışmaktadır. Peki öğrenci sayılarımız hakkında biraz bilgi vermek isterim. Yaklaşık olarak 31 yüksek lisans öğrencimiz, 40 doktor öğrencimiz öğretimlerini tamamlamış ya da tamamlamaktadır programımızda. Alım koşullarımız nedir peki yüksek lisans ve doktora programlarına? Bu koşullar her yıl enstitümüzün sayfasında ilan edilmekle birlikte genel olarak alım koşullarında tabii ki ALES puanı, yabancı dil puanı, akademik ortalama gibi kriterler dikkate alınmaktadır. Buna ek olarak her yıl işte yazılı ya da sözlü sınavlar yapılmaktadır. Ama belirleyici olan şey aslında sizlerin ALES puanlarınız, genel mezuniyet puanlarınız olmaktadır diyebilirim. Peki dersler olarak hangi dersleri öğrencilerimize önermekteyiz? Pek çok farklı altyapılarda çalışan çok sayıda öğretim üyemiz olduğu için derslerimizde de oldukça önemli bir çeşitlilik görebiliriz. Nedir bu dersler? Test kuramları 1-2, araştırma yöntemleri yayın etiği, eğitim istatistiği, ileri istatistik, bilgisayar uygulamalı ölçme değerlendirme etkinlikleri, program geliştirme, ölçek geliştirme, uyarlama, tamamlayıcı ölçme değerlendirme teknikleri, proje yönetimi, bilgisayar destekli ölçme uygulamaları gibi çeşitli derslerimiz mevcuttur ve hemen hemen her yılda bu derslerimize yeni bir takım dersler eklenmektedir. Dolayısıyla hani neden bu programı tercih edersiniz diye soracak olursanız kendinize, dediğim gibi programımız oldukça dinamik, öğretim üyesi çeşitliliği ve altyapısı olarak ihtiyaca gerçekten cevap verebilen ve bakış açısı tamamen bilim olan, bilimsellik olan bir programız. Umarım sizleri de bu programda görürüz. Görmek dileğiyle size hoşça kalın diyorum. Teşekkür ediyorum arkadaşlar.